Ve konumuz tahıl koridorunun Rusya tarafından askıya alınmasıyla, hatta koridorun işleyişinin durmasıyla etkilenen, küresel piyasalarda etkilenen buğday ve mısır fiyatları. Buğday fiyatı Türkiye açısından da önemli. Zira Türkiye'de ekmek çok önemli. Ve daha önce haberini vermiştik, Chicago piyasasında buşeli 9 dolara yaklaştı. Buğdayın ve daha da artmasından endişe ediliyor. Bu bizi nasıl etkiler? Bu kış özellikle gıda konusunda nasıl geçecek? Tarım yazarı Saadettin İnan'ı ağırlıyoruz yayınlarımızda. Sayın İnan, hoş geldiniz yayınımıza. İyi yayınlar. Sağ olun. Chicago belirlermiş. Ben de bu tahıl koridoru ortaya çıkınca öğrendim bunu. Fiyatlar orada işte buşel olarak adlandırılıyor. 25 kilo buşel deniyor. Onlar öyle ölçüyorlar. Ve 9 dolara yükselmiş. Gerçi Mart ayında 18 dolardı. Sonra düşmüştü 8 küsura. Fakat yeniden yükseliyor anlaşılan. Türkiye etkilenir mi bundan? Kesinlikle Oğuz Bey. Bizim zaten bugün tahıl koridorunu gündemimizde olması, Rusya'dan bu anlaşmayla birlikte işte dünya piyasasına gelecek olan hububatla bizim yakından ilgilenmemiz, tabii ki dünyadaki gıda krizini önlemeye yönelik girişim olsa da bizi de yakından ilgilendiriyor. Neden? Buğdayla yeterli üretimimiz yok maalesef. Hem yaşanan kuraklıktan dolayı hem maliyetlerin yükselmesinden dolayı bizim bu yıl yani geçtiğimiz yıl işte TÜİK 19 milyon ton civarında bir rekorta çıkardı ama normal piyasa aktörlerine baktığımızda maalesef böyle bir üretimimiz söz konusu değil. Yani 16 milyon ton civarında bir üretimimiz söz konusu. Bizim ihtiyacımız olan 19 ile 20 milyon ton arasında bizim bir buğdaya ihtiyacımız var. Dolayısıyla biz zaten bu yıl yağışların normal seyrine gitmesine rağmen yine bir kayıp yıl olarak sezonu kapattık. Ondan önceki yıl zaten kuraklıktan dolayı ciddi bir mağduriyet yaşamıştık. Şimdi gelinen noktada mevsim tam ekim zamanı ve maalesef kurak geçiyor. İstenilen yağışlar şu anda hala yağmış değil. Dolayısıyla önümüzdeki aylar için, önümüzdeki sezon içinde sıkıntılı bir süreç başlamış durumda. Tahıl koridorunu yakından takip ediyoruz. Çünkü dediğiniz gibi bizi de yakından ilgilendiriyor. Çünkü bu tahıl koridoruyla birlikte başlayan süreçte işte 9.2 milyon ton bir oradan hububat dünya piyasasına sevkiyat yapılmış. Bunun %16'sını biz almışız Türkiye olarak. Yani 1.5 milyon tonunu biz almışız. Burada tahıl koridorunun kapanmış olması fiyatları doğrudan etkileyecektir ve Türkiye'de bundan nasibini alacaktır. Hatırlayalım, bu tahıl koridoru başlamadan önce dünya piyasalarında buğday fiyatları yaklaşık 415 dolar seviyesindeydi. Daha sonra bu 1 Ağustos itibariyle geçti 380 dolar ve bugüne baktığımızda 340 dolar mertebesinde buğday fiyatları. Hemen etkiledi yani, bize de yansıdı anlaşılan. Tabii ki hem bu hasatın başlaması hem de bu tahıl koridorunun oluşturduğu iyimser hava fiyatları aşağıya çekmişti. Bundan sonra fiyatlar tabii ki yukarıya doğru hareket edecektir. Çünkü zaten önümüzdeki sezona ilişkinde beklentiler biraz sıkıntılı olduğu için buğday ciddi anlamda gündemimizi meşgul edecektir. Ekmek akla ilk gelen bu. Bu da herhalde etkilenir diye korkarak soruyorum. Ne dersiniz? Kesinlikle. Zaten bu yıl hükümetin en mantıklı, en akıllıcı bir uyguladığı politika hububatta olmuştur. Mesela ayçiçeğinde, pamukta bu stratejik hamle yapılmadı. Özellikle buğdayla hükümet güzel bir hamle yaptı. Yani hem taban fiyatları yüksek açıkladı, daha sonra prim destekleriyle birlikte üreticiyi biraz memnun edecek bir rakam açıklamış. Özellikle TMO'nun piyasada aktif olup ciddi bir stokların ürün alınmasıyla ilgili olarak. Bu hamle sadece ekmek fiyatlarından endişe edildiği için yapıldı. Ama TMO'nun bu hamlesine rağmen ister istemez tabii geçmiş yıllara göre stokta TMO'nun sonunda
yeterli kadar demeyeyim ama geçmiş yıllarla karşılaştırdığımızda daha yüksek stok olmasına rağmen bizim ekmek fiyatlarında biraz kontrol etmemiz zorlaşacaktır bu artan buğday fiyatlarından dolayı. Yani sıkıntılı süreç bizi bekliyor yani Oğuz Bey. Sayın İnan çok çok teşekkür ederiz yayınımıza katkılarınız için. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.